Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Arkadaşlar, bugün yeni bir konuya başlıyoruz inşallah. Babu merfuatil esmai. İsimlerden merfu olanların babı. İsimler, bu isimlerden bazıları merfuattır. Merfu olanların babı. İnşallah bu konuyu işleyeceğiz. Kale, dedi ki, el merfuatu, merfuatlar, yani bu konu çok önemlidir arkadaşlar, çünkü biz bunları tanıdığımızda bunlar İrab'ın temel taşları olacaklar. İşte faildir, naibi faildir, mübtedadır, haberdir. Sonra işte mensubatlara geleceğiz, isimlerden mensup olanları işleyeceğiz. Bu şekilde bunlar İrab'ın temel taşlarıdır. Bunları iyi öğrenirsek inşallah, İrab'ımız yavaş yavaş oturur. Yani Arapça dil bilgisi artık gelişmiş olur bizde. Kale, el merfuatü seb'atun, merfu olanlar yedi tanedir. Yedi tanedir. Ve bunlar nedir? Birincisi, el fa'ilu fa'ildir arkadaşlar. Yani merfuatların başı fa'ildir. İkincisi, vel mef'ulu lezi lem yusamme fa'ilu. İkincisi, o mef'uldur ki el mef'ulu, o mef'uldur ki ellezî, o ki lem yusamme fa'ilu, fa'ili söylenilmemiş, zikredilmemiş, lem yusamme isimlendirilmemiş, yani söylenilmemiş, fa'ili belirtilmemiş mef'ul. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna naibül fa'il diyoruz. Fa'ilin naibi diyoruz. Tabi müsennif şu tabiri kullandı: el mef'ulu lezi lem yusamme fa'iluhu tabirini kullandı. Bu tabir de kullanılır ama çoğunlukla naibül fa'il daha çok kullanılır. Yani fa'ili söylenilmemiş mef'ul. Çünkü bu hakikatte şimdi işleyeceğiz, yeri gelince detaylı bir şekilde bunları tek tek işleyeceğiz. Göreceğiz ki aslında bunlar mef'uldurlar ama fa'il gidince, fi'il de meşhul kalıba girince, binayı meşhul olunca mef'ulu ne yapıyoruz? Mef'ulu fa'ilin yerine sokuyoruz. Onun için buna diyor ki fa'ili söylenilmemiş, zikredilmemiş mef'ul. Bu da merfuatlardan ikincisidir. Üçüncüsü el mübtedau, üçüncüsü mübtedadır arkadaşlar. Mübteda zaten Arapça cümlelerde en çok kullanılan şeylerden bir tanesidir. Mübteda. Yeri gelince bunu daha detaylı işleyeceğiz inşallah. Bir diğeri de ve haberuhu, bir de mübtedanın haberi. Mübtedanın haberi, bu da merfu'tür arkadaşlar. Mübtedanın haberi merfu'tür. Onu da işleyeceğiz inşallah. Ve ismu kâne ve ehevâtiya. Kâne ve kardeşlerinin, ehevât kelimesi normalde müennestir ama ben İşte yaygın olan şeyi kullanıyorum. Kardeşler diyorum. Kız kardeş değil de kardeşler diyorum. Çünkü kast edilen Kâne'nin grubuna girenler. Kâne ve kardeşlerinin ismi. Kâne ve Kâne'nin grubuna giren bazı isimler var. Bazı fiiller var. Bunları ef'ali nakse diyoruz. Bunların ismi arkadaşlar. Bunların ismi. Ki aynı zamanda yeri gelecek bunları işleyeceğiz inşallah. Ki bu Kâne ve kardeşleri aslında ne yapar? Bu mübteda ve haberi kendine mübteda isim yapar, haberi de kendine haber yapar. Biz bunlara işte nevâsihul mübtedâi de diyoruz. Yani mübtedâi nesk edenler. Yani mübtedâi mübtedalıktan çıkarıyorlar. Nesk etmek demek, onun hükmünü iptal etmek. Ne yapıyorlar? Onu kendine isim yapıyorlar. İşte Kâne'nin ismi arkadaşlar. Kâne'nin ismi. Yeri gelince daha detaylı işleyeceğiz. Tanıyacağız. Allah'ın izniyle çok kolay konulardır. Zevkli ve kolay konulardır. Siz göreceksiniz ki işte Kâne'nin ismi nedir? İsmi merfu'tür. Merfu'atlardan bir tanesi de budur. Bir diğeri ve haberu inne ve havatiye. İnne ve grubu işte. İnne, enne, kenne gibi. Bu grubun arkadaşlar, inne ve kardeşleri, bunun da haberi arkadaşlar bak. Kâne'nin ismi merfu olur arkadaşlar. İnne'nin ise haberi olur arkadaşlar. Onun ise haberi merfu'tür ve merfuatlardandır. Bir diğeri arkadaşlar, yedincisi, et-tâbi'u lil-merfu'i. Merfu'a tabi olan.
merfu'a tabi olan. Çünkü bu merfu'a tabi olan tabi'eler de arkadaşlar dört tanedir. Şimdi söyleyecek. Tabi'eler dediğimiz işte sıfattır, atıftır, tekittir, bedeldir. Bunlardan kastediyoruz. Yani tabi ederken bunları kastediyoruz. İşte bu tabi'eler de arkadaşlar metbu'u neyse, metbu'u merfu'sa şayet bu tabi'eler de merfu olur arkadaşlar. Eğer metbu'u mansup olursa tabii ki bunun tabiisi de ne olur, mansup olur. Dolayısıyla merfu'un bir merfu ismi. Mesela bir mübtedanın bir tabiisi gelirse bu dört taneden bir tanesi ne olur? O da merfu olur. Dolayısıyla onu da merfuatlardan saymış müsennef. Yani merfuatlardan bir tanesi de merfu'a tabi olan. Tabi olan nedir? Onu da işleyeceğiz. Ve ki tabi'ler arkadaşlar erba'atu eşya. Tabi'ler de dört şeydir arkadaşlar. Nedir? En-na'tu bir tanesi na'ttır. İşte sıfat diyoruz buna. Vel-atfu diğeri atftır. Tabi atfi kendi içinde ikiye ayıracak ileride yeri gelince. Atful beyan var, bir de atful nesak var. Atful beyan, atful nesak. Atful beyan işte direkt tabi olur. Atful nesak ise bir atıf harfinin aracılığıyla, işte bu vav dediğimiz atıf harfidir. Bu vavun aracılığıyla tabi olur. Yeri gelince işleyeceğiz bunu, merak etmeyin. Bir de tabiilerden diğeri nedir? Et-tevkidü tekitlerdir arkadaşlar. İsmin tekidi tabi. Doğrusu fark etmez de fiilin tekidi de var. Fakat bizim kastettiğimiz bu merfu olan ismin tekidi. Merfu olan ismin tekidi ne olur? O da merfu olur tabii ki. Dördüncüsü el-bedelu, dördüncüsü de bedeldir arkadaşlar. Bedel de tabiilerden bir tanesidir. Metbu'u ki ona mübdelu minhu diyoruz. Kendi mübdelu minhusu, metbu'usu eğer merfuysa o da merfu olur. Bunların hepsini tek tek tanıyacağız. Ve bunlar aynı esnada adeta bugün işlediğimiz konu yani gramerin temel taşlarıdır diyebiliriz. Ki mensubatlar da zaten bu stil üzere gidecek arkadaşlar. Adedül merfuati ve emsiletuha. Merfuatların sayısı kaç tanedir? Ve emsiletuha bir de örnekleri. Burada bunu işleyeceğiz. Ve yekulu ben derim ki, müsnedden sonra şarih diyor, ben derim ki, قَدْ عَلِمْتَ ki sen bildin مِمَّا مَدَى geçen konulardan, geçen şeylerden bildin. Neyi? اَنَّ الْاِسْمَ الْمُعْرَبَ sen bildin ki mu'rab olan isim يَقَعُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاقِعَ üç yerde, mevaki yer, üç yerde vaki olur, gelir. Demek ki mu'rab olan ismin üç konumda, üç pozisyonda geldiğini geçmiş konulardan sen öğrendin, bildin. Nedir onlar? Tekrar hatırlatacak. Bir tanesi mevki'ir ref'i ki bir tanesi ref'in yeriydi. Yani isimler, mu'rab olan isimler merfu konumunda, pozisyonunda, yerinde geldiğinde merfu olur. Bir diğeri ve mevki'in nasbi nasbın yeriydi. Yani bu mu'rab olan isimler nasbın yerinde geldiğinde nasbın konumunda, pozisyonda ya bir makam var ki o makam nasb olması lazım. Bu ismimiz orada gelirse ne olur? Mensub olur. Bir diğeri ve mevki'il hafti bir de haftın yani cerrin yeri var. İrab'da cerrin bir kendine has yeri ve mevkiisi vardır. Eğer mu'rab olan isim orada gelirse ne olur? Haft olur yani cer olur. Ve li kulli vahidin min adil mevaki'i bu yerlerden her biri için vardır. Ne? Her biri için vardır. Avamilu takdadihi. Her birinin amilleri var ki onu istiyor. Yani ref'in bu yerinin bir amili vardır ki ref'i ister. Nesb'in bu yerinin bir amili vardır ki nesb'i ister. Haft'ın bu yerinin bir amili vardır ki haft'i ister.
Yani muhakkak bir amil vardır. O amil o i'rabı ister. Ve kad şer'al müellifu, muhakkak ki müsennif başladı neye? Yubeyyinu leke, sana açıklamaya başladı. Zalike, bunu ala tafsili, detaylı bir şekilde müsennif bunu sana açıklamaya, bunun açıklamasına başladı. Ve bede, başladı bi zikril merfuati, merfuatların zikriyle, merfuatların bahsiyle başladı. Yani müsennif bu yerlerden işte hafti, nesbti ve rafti, bu üç yerden refle başladı. Niye? لِيَنَّا الْاَشْرَفُ, çünkü ref bu diğerlerinden daha üstündür, daha şereflidir, daha üstündür. Biz onu daha üstün, daha asıl kabul ediyoruz arkadaşlar. وَقَدْ ذَكَرَ, ve muhakkak ki müsennif zikretti ki, اَنَّ الْاِسْمَ, zikretti ki isim, يَكُونُ, olur, مَرْفُعًا, isim merfu olur. فِي سَبْعَةِ مَوَابِعَ, demek ki nerede? Yedi yerde isim ne olur? Merfu olur. Nereleridir orası? Bir tanesi, İza kâne fa'ilen, ismimiz fa'il olur ise, o yani fa'ilin makamında gelirse ne olur? Merfu olur. Ve misalu, bir örnek verelim. Tabi bunları şimdi burada şarih ne yapıyor? Bize yine biraz anlatıyor ama her birisini müstakil bir yerde tek tek işleyeceğiz arkadaşlar. Fail konusunu müstakilen ileride işleyeceğiz hemen bu iki ders sonra. Ve misalu, örneği Aliyun ve Muhammedun fi nahvi kavlike. Şu örneğin gibi yerlerde, şu sözün gibi yerlerde Muhammed ve Ali fail olur. Nedir bakalım şu sözün? Hadara Aliyun. Ali geldi. Burada Ali nedir? Hadara fiilinin failidir. وَصَافَرَ مُحَمَّدٌ, Muhammed ise yola çıktı, yolculuğa çıktı, gitti. Bu ise nedir? Muhammed, safere fiilinin failidir. İkisi de nedir arkadaşlar? Bu Ali de faildir, Muhammed de faildir. Ali kelimesi başka bir yerde gelir, mensup olur. Başka bir yerde gelir, mecrur olur. Ama bu makamda gelirse nedir? Yani hadere fiilinden sonra ve hadere fiili, başka faili yoktur. Bu fiil, bu Ali kendine fail istiyor ise bu durumda ne olur? Ali bu makamda gelince bu fiilin faili olarak merfu olur. Bu da öyledir. Yani Muhammed kelimesi başka yerde başka amil başına gelir, Muhammeden olur. Başka amil gelir, Muhammedin olur. Ama burada safere gelmiş. Safere ne yapıyor? Bu Muhammed'i kendine fail istiyor. Dolayısıyla Muhammed'i ne yapar? Failiyet makamından dolayı onu ref eder. İkincisi, en yekûne naiben anil faili, merfuatlardan ikincisi, yani bir ismimiz faile naib olursa, faile vekil olursa, naib-ül fail diyoruz ona. Yani naib-ül fail dediğimiz, faile naib olursa, vekil olursa, onun yerine gelirse, bu da merfu olur. Ki وَهُوَ الَّذِي سَمَّاهُ الْمُؤَلِّفُ الْمَفْعُولَ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَعِلْهُ. Ki bu naib-ül fail dediğimiz odur ki سَمَّاهُ الْمُؤَلِّفُ, kim müsennifimiz onu isimlendirdi, müsennif ona, metinde müsennif ona naib-ül fail demedi, başka bir isim verdi. Ne dedi? الْمَفْعُولَ الَّذِي لَمْ يُسَمَّ فَعِلْهُ, faili söylenilmemiş mef'ul diye müsennif bu şekilde isimlendirdi. İşte bu grup, yani naib-ül fail dediğimiz, ki müsennif ona el-mef'ulü lezi lem yusammı failuhu demişti. Bu da merfuatlardandır. Nahvu el-gusnu vel-meta'u min kavlike. Gusn ve meta' kelimesinin şu sözünde geçtiği gibi nedir? Kuti al-gusnu. Kutia, bak dikkat edin, fiil değişti değil mi? Fiil, bu diğerinde fiil, fail örneğinde fiilimiz nedir? Binay-ı malumdur. Hadere, safere, yani hangi kalıptan olursa olsun fark etmez ama binay-ı malumdur.
Burada ise arkadaşlar dikkat edin, binayı meçhul kalıbına girdi. Çünkü naibül fail binayı meçhulde olur arkadaşlar. Yani kata'a fiili nedir? Normalde kesti. Kesti. Bu faillik ne olur? Failin mecbur zik belli biri olacak. Kim kesti? Yani işte Zeyd kesti. Ama mesela Zeyd neyi kesti? Dalı kesti diyelim. Gusni kesti. Mesela kata'a Zeydun el gusne dersin. Şimdi bazen olur ki bizim işte Zeyd'e ihtiyacımız olmaz. Yani Zeyd'i söylemeye ihtiyaç yoktur, gerek yoktur. Yani bizi ilgilendiren dalın, sadece dalın kesilmesidir. Onun için konuşan kişi nedir? Yani işte dal kesildi der. Yani dali kesenin kim olduğunu belirtmek istemez. İhtiyaç yoktur. Dolayısıyla dal kesildi der. Arapçada ne yaparız burada? Fiilimizi meçhul yaparız. Yani kata'a fiilini kuti'a yaparız. Meçhul yaparız. Meçhul yaptıktan sonra örneğimizde, yani daha binay-ı ma'lum iken mef'ulu bi olan, mesela neydi? Kata'a Zeydun el-gusneydi değil, gusne idi. İlk benim söylediğim örnekte gusne kelimesi mef'ulu bihti. Zeydun da faildi. Zeyd hasfe gider binayı meçhul yaptığımızda. Çünkü artık faile ihtiyaç yoktur. Onu söylemeye, bahsetmeye, anmaya gerek yoktur. Bundan dolayı el-gusnu kelimesi tek bize lazım. El-gusnu kelimesi neydi? Mef'ulu bihti. Mef'ulu bi ne oldu? Geldi bu kuti'a fiilini, artık naibül fail olur. Fail hasfe gitti ya, fail ortadan çekildi. Zeyd gusun ne olur? Onun yerini alır. Onun gibi ne olur? Merfu olur. Onun gibi merfu olur. Biz buna ne diyoruz işte? Bu şekilde olan, eğer fiil meçhul ise bunun failenin yerine gelene naibül fail diyoruz arkadaşlar. Veyahut müstenefin dediği gibi el mef'ulu lezi lem yusamme failuhu da diyebiliriz. Yani faili söylenilmemiş. Çünkü Zeyd yok değil mi? Arada kayboldu. Faili söylenilmemiş mef'ul da diyebiliriz. Ama en meşhur tabir naibül fail olma tabiridir. Naibül fail dersek yeterlidir. Ve suriqel meta'u, mal çalındı. Mal çalındı. Suriqa, yine dikkat edin, aynen meçhul fiil. Kim çaldı? Bizi ilgilendirmiyor. Yani bizim söylememiz gereken malın çalınmasıdır. Bizi ilgilendiren, özellikle söylemesini istediğimiz malın çalınmasına vurgu yapmaktır. Kim çalmış, o ayrı bir şeydir. Yani bazen belki ona da ihtiyaç olur. O zaman cümleyi şöyle kurarsın işte. Saraka Zeydun el-meta'a. Yani Zeyd malı çaldı dersin. O zaman Zeyd'e vurgu yapmak istersin. Ama burada malın çalınması sadece senin amacın budur. Kim çalmış onu söylemeye gerek duymuyorsun. Söylemeye ihtiyacında değilsin. Konum bunu istiyor. Onun için sana diyorsun ki mal çalındı. Yani mal çalındı. Suriqa, o zaman ne yaparsın? Bu fiili binayı meçhul yaparsın. Mef'ulu bihi ne yaparsın? Mef'ulu bihi getirirsin. Failin yerine sokarsın. Onu naibül fail yaparsın. Ya da el mef'ulu lezi lem yusamme failuhu diye de söyleyebilirsin. Bu konuda gelecek arkadaşlar, işleyeceğiz. Bir dördüncüsü merfuatlardan, üçüncü ve dördüncüsü el mübtedeu vel haberu. Mübteda ve haberdir arkadaşlar. Mübteda ve haber en çok belki de şu ana kadar dinlediğiniz, duyduğunuz şeydir. Ki yeri gelecek daha detaylı işleyeceğiz bunu. Nehu Muhammedun musafirun. Mesela Muhammed yolcudur, misafirdir. Şimdi burada Muhammed mübtedadır, musafir nedir? Haberdir. Mübteda ve haberden oluşur. İkisi de merfu'tür arkadaşlar. Hem Muhammed de merfu'tür, hem de haberdir. Aliyun müştehidun. Ali çalışkandır, cehd edendir, çalışkandır. Ali mübteda, müştehidun haber. İkisi de merfuatlardandır arkadaşlar. Yeri gelince inşallah zaten mübteda ve haberi çok daha inşallah detaylı ve daha güzel bir şekilde işleyeceğiz. Burada özet şeklinde sadece bahsediyoruz. Arkadaşlar burada ismi kanada bitirelim. Vaktimiz çok gitti. Geri kalan kısmı da inşallah başka bir derste işleyeceğiz.